Ovacık'ta başladık. Belki Ovacık'ta o ilk çalışmaları yaparken belediye direkt kendisi içindeydi ama şimdi artık 7 ilçeye yayıldı, şehir merkezinde, köylerde başladı. Biz biraz daha bu işin destekleyen kısmı olmaya başladık. İşte tohum desteği, mazot desteği. Bazen de göre günde bir kere, ayda bir kere de olsa gelip burada en azından tarlada destek veriyoruz. Yerel yönetimlerin bu meselede önemsemesi gereken şey galiba üretimi desteklemedir. Çünkü hakikaten insanlar tohum alsa süremez, sürse tohum bulamıyor. Ya da sulama sorunu olsa harklar çıkaramıyor. Bu anlamıyla yerelde bizim biraz bize düşen bu meseleye eğilen çiftçilerimize destek vermek. Biraz bu meseleyle ilgilenen kadınlarımıza, gençlerimize destek vermek. Bu önemli bir durum. Çünkü hakikaten bir dönümün 70 lira 80 liradan sürüldüğü, kilosunun 8 lira 10 lira da tohumun 10 lira 11 liraya kadar çıktığı bu dönemde her birimizin küçücük de olsa bir parçası olması birçok üreticimize destek olarak çıkar ve gerçekten de sonuçta da böyle hasatta gelir. O insanların bir kış boyunca en azından yaşamını biraz daha kolaylaştırmış olur. Biz 2-3 arkadaş İstanbul'da bahardan buraya geldik. Buradan üretime dahil olmak için geldik. Niye oraya gidiyorsun? Oradan arıyor. Tabi bu üretime dahil olma sürecinde kooperatifin burada destekte bulunması bizim toprakla buluşmamızı daha da hızlandırdı. Yoksa burada biliyorsunuz yani artık insanlar, köylüler, üreticiler ciddi anlamda ekim yapmaktan kopmuş. Yani maliyeti çok yüksek. Bundan kaynaklı da karşılayamıyorlar. Burada kooperatifin tam da bu aşamada köylüye, üreticiye vermiş olduğu destek çok önemli. Biz de burada toprakla buluşmak için ilk etapta 80 dönüm üzerinde bir nohut ekmeye başladık. O süre içerisinde işte burada hayvanlar girmesin, ondan sonra domuz ziyan etmesin diye yaklaşık bir ay kadar bir nöbetimiz oldu. Bugün ise artık nohutlar hasata gelmiş, toplamaya başlıyoruz. Ancak bu sene biraz yağmurların düşmemesinden kaynaklı beklentimizin altında bir ürün alacağımıza benziyor. Ama sonuç itibariyle ilk adım olarak toprağa dönmemiz ve üretime dahil olmamız gerçekten çok güzeldi, öğreticiydi. Bu sene belki biraz bizim için toprağı tanıma, ürünü tanıma gibi bir acemilik dönemi olabilir ama önümüzdeki yıl hem üretimi çeşitlendirmeyi düşünüyoruz hem de daha tecrübeli bir üretim yapabileceğimize inanıyorum. Ich heiße Asha Aytac. Ich komme aus Essen und ursprünglich von Polen. Ich bin hier, weil meine Familie ist auch hier. Ich mache das gerne. Erde ist Leben, Erde hat Früchte und deshalb bin ich hier. Ich mache einfach mit. Sehr schwer. Sehr schwer. Nur mit Händen arbeiten und Hitze, das ist wirklich schwierig. Was soll ich noch mal dazu sagen? Was du hilfst? Was gefällt mir hier, diese Gemeinsam, dass die Leute einfach kommen und machen das einfach umsonst. Halkımız artık üretsin, tüketici olmasın. Herkes üretime doğru dönsün, köylerine doğru dönsün, şehirine doğru dönsün. Onun için hepimiz güç birliğiyle bu işi başarmamız gerekir. Yoksa sonumuz kötüdür. Hep kahve alışkanlığı insanlarımıza türemiş. Oyun oynamaktan başka yollar varmış değil mi? Üretim, üretim, üretim son ana kadar. Gençler mesela her taraftan gelmiş buraya bak çalışıyorlar. Bizim yaşlarımız bunun daha katılması lazımdır. Bizim çağımızda olan insanlar. Mesela yaşlılar, gençler hepsi bak birlikte yürütülürse üretim olur bu ülkede değil mi? Bir şeyler yapılır. Dişe bağımlılığa kurtulur. Yoksa dişe bağımlı kalır ülke. Daha kötü olur.